Sivas Kongresi 10 maddeydi, bizimki de 10 madde. Yüce Türk milletine, Sivas Kongresi'nin 105. yılında aşağıdan imzası olan bizler, çıkışta bu bildiri var, isteyen arkadaşlar orada imzalayabilirler. Mesuliyet ölümden ağırdır diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin ilkesinden hareketle Türk evladı olarak sorumluluğumuzu yerine getiriyor ve Sivas'tan yüce milletimize sesleniyoruz. Maddeler 1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu ve sahibi anayasamızda tarif edilen 66. madde. Anayasamızda tarif edilen Türk milletidir. Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir. Egemenlik ve vatan namus gibidir. Ortaklık ve bölünme kabul etmez. Tecezzi kabul etmez o zamanki ifadeyle. Tecezzi yani parçalanma kabul etmez. 2. Vatan bir bütündür. Vatan bugünkü sınırlarımız içindeki topraklar, karasularımız, denizlerdeki kıta sahalarımız, göklerdeki hava sahamız ve Türk milletinin olan ada ve adacıklarımızdır. Münhasır ekonomik bölgeler de vatan topraklarımıza dahildir. Bundan dolayı Adalar Denizi'ndeki adalarımızın işgaline sessiz kalınması kabul edilemez. 3. Son dönemde gündeme getirilen, tekrar gündeme getirilen yeni anayasa konusu ve tırnak içinde Türkiye Cumhuriyeti Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdu, ortak vatan ifadeleri milli egemenliğimize kasteden ifadelerdir. Milli egemenliğimize kasteden ifadelerdir. Öncelikle Türk etnik bir kimlik değildir. Devletin kurucusunun ve sahibinin adıdır. Bu devletin vatandaşı olan herkes Türk'tür. Ve birbirine eşittir. Devletimizin eşit ve şerefli üyeleri olan vatandaşlarımız ırklara ve mezheplere ayrıştırılamaz. En tepeden ırklara ve mezheplere ayrıştırıyoruz. Ona gönderme var. Irklara ve mezheplere ayrıştırılamaz. Bu menzile, aynı menzile gidiyorlardı ya, bu menzile yönelik her türlü siyasi ya da idari tasarruf milli egemenliğimize tehdittir. Karşısında da Türk milletini bulacaktır. 4. Ülke yönetiminde ve uluslararası ilişkilerde bir kişinin şahsi görüşüne ve kararlarına bağlı kalınamaz. Devletimizin gücüne zarar veren ve uluslararası siyasi vesayeti kolaylaştıran, başta hukuk denetimi olmak üzere her türlü denetimden uzak bu hükümet sisteminden vazgeçilmelidir. 5. Biraz daha sabır olmak. 5. Fener Patrikhanesi'nin statüsü Lozan'da belirlenmiş iken yeniden canlandırılan ekümeniklik egemenliğimiz üzerinde büyük bir tehdittir. Her geçen gün biraz daha büyütülmektedir. Derhal Lozan Antlaşması'nın şartlarına dönülmelidir. 6. Adalet mülkün yani devletin temelidir. Yargı millet nezdinde güvenilirliğini yitirmektedir. Adaletin yokluğuna doğru olan bu gidiş devletin
temellerini sarsacak boyutlara ulaşmak üzeredir. Yargının üzerindeki siyasi vesayet son bulmalıdır. 7. Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu kriz bunalıma doğru yönelmektedir. Devasa boyutlara ulaşan iç ve dış borçlar, yani istikrazlar diyordu ya istikrazlar, iç ve dış borçlar, bütçe açıkları, israf, israf deyince hepimizin aklına neler geliyor biliyorum. İsraf, geleceğimizi ipotek eden kamu özel işbirliği projeleri, milletin omuzuna yüklenen taşınamaz boyuttaki kur korumalı mevduat faizleri, varlık fonu gibi daha nice bilinçli veya bilinçsiz, belki burada bilinçsiz fazla bilmiyorum ama bilgileri böyle hazırlanmış. Nice bilinçli veya bilinçsiz yanlış kararlarla artık tahammül edilemez boyutlara ulaşmıştır. Barınma ve beslenme problemleri her geçen gün büyümekte, özellikle gençlerimizin üniversite öğretimini, beden ve zihin sağlığını etkileyecek boyutlara sürüklenmektedir. Gençlerimizin geleceğe dair umutsuzlukları her gün daha da artmaktadır. Yanlışlardan derhal dönülmeli ve ekonomik tedbirler alınmalıdır. 8. Türkler, insanlığa medeniyet ruhu katan büyük bir millettir. Bunun en temel sebebi, dini anlayışlarını tarih ve devlet şuuruyla birleştirmeleridir. Ancak son zamanlarda din anlayışı, akıl ve bilim karşıtı selefi yapıda bir ideolojik anlayışa doğru evrilmektedir. Milli eğitim ve diyanet de buna çanak tutmakta, tarikat ve cemaatlere alan açmaya çalışmaktadır. Ülkede ciddi anlamda dini anlayışta bunalım oluşmuştur. Bunun yıkıcı etkileri de Türk milletinin akılcı din anlayışı üzerinde görülmeye başlanmıştır. Bu ideolojik tehlikeli gidişe son verilmelidir. 9. Bugün ülkemizin demografik yapısı örtülü mü acaba? Belki de açık. Bir istila altındadır. Dış politikada bilinçli veya bilinçsiz yanlış kararlarla ülkemizin sınırlarını yabancılara ve yabancı kaçaklara sonuna kadar açan iktidar Türksüz Türkiye'ye doğru yönelmiştir. Bundan derhal dönülmelidir. 10. İnsanların duygu ve düşüncelerini ifade edebileceği sosyal medya mecralarının kapatılması ya da yavaşlatılması uygulamalarına son verilmelidir. Unutulmamalıdır ki özgürlük esas, kısıtlama istisnadır. Halkın sesini duyurabildiği sokak röportajları ve sosyal medya paylaşımları üzerinden özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelen soruşturmalardan ve tutuklamalardan vazgeçilmelidir. 10 madde bitti, son bir buçuk paragraf. Türk milletine yönelen tehditler karşısında Milli Egemenlik Platformu dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla hareket ederek milletin vicdanından doğan uyanış hareketlerini aynı hedefe yönelmesini sağlamak amacıyla bütün vatan safında görüşmelere başlanması azim ve kararındadır. Ne mutlu